Seçim 2023'ten merhabalar. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Sayın Fevzi Zırhlıoğlu. Tabii Fevzi Bey uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatların bütün birimlerinde yer aldı. İl başkanlığı da yaptı. Milletvekili adayı da oldu ama bu sefer ikinci bölgede birinci sırada yani seçilecek yerde. O yüzden hem hayırlı olsun hem hoş geldiniz diyelim Fevzi Bey. Sağ olun. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları diyeceğim ama öncesinde şunu sorayım. Sonuçta hani bizler tanıyoruz ama siz şimdi artık Kantar'a çıktınız milletvekili adayı olarak. Evet. Partililerin dışında da sizi tanımak isteyenler vardır. Pardon. Fevzi Zırhlıoğlu kendini nasıl anlatır? 1962 Elazığ doğumluyum. İşte ilk orta eğitimi Elazığ'da tamamladım. 1978 yılında Bursa'ya geldim. Lise son sınıfı Bursa'da okudum. Bu arada Elazığ da zaten milliyetçiliğiyle bilinen bir şehrimiz. Onu da hatırlatalım bilmeyenler evet, için. Evet. Yani biz bu hareketin içinde neredeyse çocuk yaşlardan beri bulunuyoruz. 78'de Bursa'da liseyi bitirdim. Sonra Uludağ Üniversitesi, o zaman Bursa Üniversitesi'ydi girdiğimiz vakit. İdari Bilimler Fakültesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum 84 yılında. Daha sonra işte şu anda yapmış olduğum mesleğimle ilgili ticari işletmemiz oldu. O zamandan beri böyle devam ediyoruz. Siyasi çalışmalara da bayağı gençken başladık tabii 87 yılında. O zaman Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi. Oranın Yıldırım İlçe Teşkilatı'nda görev almak suretiyle başladım. Sonra tabii bu partilerin yasakları kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştü. O zamandan beri partimizin hemen her kademesinde görev aldım. 3 dönem Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaptım. 2 dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptım. Halen Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Tabii bu Cenab-ı Allah nasip etti. Bu dönem milletimiz teveccüh gösterirse milletvekili olarak da Bursa'mıza hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Şunu da biliyorum. Uzun yıllar aday gösterilmediğiniz zaman da seçilmeyecek yerden aday gösterildiğiniz zaman da siz çalışmaların hep içerisindeydiniz. Evet. Yakinen ben şahidim. Gazetecilik hayatım boyunca herhalde işte uzun yıllar sonra şimdi de seçilecek bir yerdesiniz. Bir aksilik olmazsa Allah nasip ederse. Şimdi bu işler tabii nasip işi. Bir de ben hep arzu ettiğim, dua ettiğim bir husus vardı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak arzum vardı. Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah bu dönem Bursalı hemşehrilerimiz de uygun görür, onay verirse bu görev nasip olur inşallah. Bir de şu var Fevzi Bey, hani biz sonuçta partili değiliz gazeteci olarak ama bunu samimi söylüyorum. Bütün partiler için söylüyorum. Evet. Partilerde teşkilatlarında uzun süre çalışmış, emek vermiş insanların aday gösterilmesini bizi de sevindiriyor açıkçası. Evet. Çünkü hep işte biliyorsunuz tartışılır bütün partilerde, evet, işte ithal adaylar vesaire, emek veren insanların bir yere gelmesi hem partiler için de aslında iyi değil mi? Sonuçta teşkilattakiler de bunu gördüğü zaman daha hevesli çalışacak. Şimdi efendim büyük şehirlerin böyle bir handikapı oluyor. Tabii siyasi partilerimizin yönetim kademelerinde görev alan arkadaşlarımızı bir şekilde meclise gönderme ihtiyacı duyuluyor. Bu genelde de büyük şehirler tercih ediliyor. Kontenjan adayları. Evet. Bizim bu dönem genel başkanımızın böyle bir imkan sunması hakikaten Bursa'da bize bir önemli yol açtı. Tabii birinci bölgede de İsmet Bey var. Yani herkes Bursa adayı, ithal yok. Yani seçmen açısından baktığımız zaman tabii ki arzu ediyor. Diyalog kurabileceği, tanıdığı birisi. Bu her açıdan pozitif bir enerji ortaya koyuyor. Biz bu dönem bu avantajı görüyoruz sahada. Yani dediğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partili insanlarımızın memnuniyeti kadar normal farklı siyasi görüşteki insanlar da bu konuda
memnuniyet ifadeleri de söylüyorlar. Ayrıca bu dönem bizim liste avantajımız da var. Yani hem Bursa yapısını kucaklayabilen bir liste yapıldı. Sağ olsun il teşkilatımız, genel merkezimiz de bu konuda imkan sundu. İyi oldu diye düşünüyoruz. Listenin genelinden de memnunsunuz. Gayet tabii, yani baktığımız zaman Bursa'da işte sadece merkezi değerlendirmek doğru değil. İlçeleri temsilen arkadaşlarımız var. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Teşkilat da memnun mu? Teşkilatımız da memnun. Yani neticede hemen hepsi bu teşkilatın mensubu. Teşkilatın mensubu olmayanlar da gene hareketimizin içinden insanlar. Yani mensubu olmadığını ifade ederken görev almamış olan arkadaşlarımız. Ve uzun zamandır bizlerle birlikte olan insanlar. Dolayısıyla memnuniyet verici tepkileri alıyoruz. Şimdi seçim çalışmalarını tabii ki soracağım ama oraya gelmeden işte dediniz kendinizin de arzusu işte Cumhuriyet'in 100. Evet. yılında mecliste olmaktı. Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir ortamda gidiliyor seçimleri? Onunla ilgili bir değerlendirme alayım sizden. Tabii yani aslında bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun zamandır yapılan hazırlıklar sonucu bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın da iştirak ettiği, hatta Cumhur İttifakı bileşenlerinin de iştirak ettiği Türkiye Yüzyılı diye bir konsepti dünya kamuoyuyla paylaştılar. Bu gerçekten önemli bir durum. Çünkü altyapısı neredeyse tamamlandı. Ben konuyu biraz daha genişleterek anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Biliyorsunuz yaklaşık 150 yıldır Batı medeniyetinin dünyaya sunduğu sistem maalesef insanlarımıza huzur sağlayamadı. Tam tersine bu sistem huzursuzluktan beslenen bir sistem. Çünkü ben iktisatçıyım. İktisatçı olanlar ve ekonomiyle ilgilenen herkes bu Batı medeniyetinin dayattığı sistemin büyük bir yalan olduğunu şimdi anlamaya başlıyoruz. Nedir bu? Bu tabi Osmanlı'nın yıkılışıyla Birinci Dünya Savaşı sonrası başlayıp İkinci Dünya Savaşı sonrası da zirve yapan bir sistem. Tabi yani bu liberal kapitalist sistemle zirve yapan diyelim. Sömürüye dayalı. Yani bu sistemin ana argümanı şu: ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. İktisata giriş dersi. Evet. Bu bize bir teoriden ziyade kural gibi, doğma gibi, hatta kanun gibi, iktisat kanunu gibi öğretildi. Biz de bunları okuduk. Ama görüyoruz ki bu böyle değil. Şimdi bunu Batı ülkelerinde de bunun sıkıntısı yaşanıyor. Yani bu medeniyet artık toplumları, milletleri mutlu edemiyor. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada, yani dünyanın kilidi merkezi olan Anadolu coğrafyasından doğrulmaya başladı. İşte önümüzdeki yüzyılın da Türk ve Türkiye yüzyılı diye ifade edilmesi aslında dünyaya yeni bir Türk-İslam medeniyetini Türkiye Cumhuriyeti eliyle sunmak üzere. Bu medeniyetin geçmiş tecrübeleri dünyanın birçok milleti tarafından biliniyor. Hatta bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Geçenlerde bir Sırp siyasetçi, işte Osmanlı'nın bu coğrafyadan çekildiğinden sonra huzur yüzük görmedik diye bir beyanat vermiş. Balkanları kastediyor. Balkanlarda Sırbistan, yani ki Sırplarla da çok iyi münasebetlerimiz geçmişte olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda sebebiler. Yani, en azından başlangıç sebebi. Evet, yani bu ve benzeri ülkeler bunu hep çeşitli vesilelerle gündem yapıyor. Şimdi bizim önce kendi ülkemizle alakalı uzun yıllar işte şunu yapamayız, bunu yapamayız diye bir kompleks pompalandı. Ve etkisi de oldu bunda. Hatta işte çocukken her birimizin ailesinin de ifade ettiği bir şeyle uğraşırsan, yani böyle
özel bir çalışma yapma, icat çıkarma derler. Başımıza icat çıkarma. Yani bu bile... Yapılana da gavur yapmış. Gibi anlayış hakim kılınmaya çalışıldı. Etkili de oldu. Hatta bugün bunun tezahürlerini de görüyoruz. Yani Türkiye'nin ulaştığı teknolojiyle ilgili kabullenemiyor insanlar. Bir kısmı bunu bilerek yapıyor. Bir kısmı da işte bu psikolojik algıdan kaynaklı yapıyor. İşte bir otomobil yapıldı. Hatta onu yapan firma yetkilileri bunun otomobil olmadığını, akıllı bir cihaz olduğunu söylüyorlar. Yani geleceğin otomobille ilgili teknolojisi. Eskisini maalesef yakalayamadık ama şimdi bunu yaptık. Diğer konuya geçtiğimiz zaman savunma sanayinde olan gelişmeler var ve bu gelişmeler artık bu oluşan yeni teknolojiye yakalama değil, bunun üzerine çıkmaya başladı. İHA'lar, SİHA'lar hakikaten dünyada kabul gören ürünler oldu Türkiye açısından. Şimdi yapılmaya başlanan, hatta testleri yapılan Kızıl Elma diye bir insansız uçağımız var. Bu gerçekten yeni bir teknoloji. Dünyada yapılmaya çalışılıyor. Savaş jeti motorlu bir yani dünya savaş teknolojisinde yeni bir çığır açacak. Hatta savaşta yeni bir konsept oluşturacak. Bu. Bunun sayısız örnekleri var. Türkiye artık eskisi gibi ham madde satar bir ülke halinden çıktı. Teknoloji ürünler, yüksek teknoloji ürünler satıyor. Mesela işte geçenlerde Bandırma'da açılışı yapılan Borkarbür tesisimiz bu konuda önemli bir mesafe almamızı sağladı. Boru işleyip satarak daha yüksek katma. Yani şimdi borun ham madde olarak bir tonu 120 dolar. Bu Borkarbür olduğu zaman 120 bin dolara çıkıyor. Bir de bu Borkarbür hakikaten çok önemli bir ürün. Yüksek teknolojinin bütün alanlarında kullanılıyor. Geçenlerde bir sanayici arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Bunlar işte metal işliyorlar. Ona sordum bu şeyin işte kullandıkları kesici uçlar dedikleri ürünler var. Türkiye'de üretilmiyormuş. Ham maddesi de bu Borkarbür'müş. Dolayısıyla yani şu kadar şeyi 120 dolara alıyoruz diye. Yani belki de 3 gram, 2 gram bir şey. Düşünün bu yarın üretilecek Türkiye'de. Dolayısıyla yani bir avucu belki de daha önce tonlarca sattığımız ham maddeye eşdeğer bir katma değer yaratacak. Bunu çok artırmamız mümkün. Yani Türkiye'nin Türkiye yüzyılını oluşturmaya, bu yüzyılı başlatmaya işte bu seçimler sonrası inşallah milletimiz bu konuda iradesini ortaya koyar. Bu seçimler sonunda da yeni yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olarak başlamasına vesile olur. Peki siz iktidarın Millet İttifakı'na geçtiğinde işte Türkiye'nin İşte Afrika'daki Libya başta olmak üzere açılımları, Türk dünyası üzerine açılımları, Balkanlara yönelik yaptığı çalışmalar, işte savunma sanayindeki hamleler. Gerçekten bunların kesintiye uğrayacağını düşünüyor musunuz? Biz düşünmeye gerek yok ki. Bunu ifade ediyorlar zaten. Zaten Millet İttifakı diye oluşan yapı siyasi partilerin kendi iradeleriyle oluşturulmuş bir yapı değil ki. Şimdi bakın ben bunu paylaşıyorum vatandaşlarımızla. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da milletimizin o darbe girişimini sokakta boğduğu gün o meydanda doğdu. Milletimizin böyle bir irade koymasına Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim liderimiz Devlet Bahçeli de uydu ve bu Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Ki öncesinde de hem Sayın Devlet Bahçeli hem MHP en sert muhalefeti Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapan partiydi. Şimdi şöyle tabii geçmişle ilgili çok değerlendirme yapmak istemiyorum ama bu
hatalı olarak gördüğümüz şeyler konusunda biz eleştirdik. Ama şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de hem Sayın Erdoğan'ın hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Ankara merkezli bir dış siyaset izlediğini şahit oluyoruz. Bizim çok önem verdiğimiz terörle mücadelede hiçbir geri adım atılmaksızın güçlü bir mücadele ortaya koyuyor. Terör neredeyse Türkiye'de son buldu. Terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirildi. Terör sınırımızın ötesinde engelleniyor. Dolayısıyla bu bizim yıllardır ifade ettiğimiz, yapılmasını arzu ettiğimiz Türk Devleti'nin dünyayı Türkçe ve Ankara merkezli okumasını istiyorduk ve böyle oluyor şu anda. Terörle mücadelede efsaneleşmiş komutanların da hep talebi oydu, sınır evet. ötesinde durdurmak. Evet. Yani bu işin zaten niçin bugün küresel aktörler kendi sınırlarında mı yapıyor bu mücadeleyi? Hep dışarıda, mümkün olan en uzak noktada bu işin mücadelesini yapıyorlar. Kimisi emperyal hedefleri doğrultusunda yapıyor. Bizim gibi ülkeler de 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kaynak ve imkanlarından o kadar büyük kayıplara vesile oldu ki, geçenlerde bir değerlendirme ifade edilmişti. Trilyon dolarlar seviyesinde. 2 trilyon dolar küsur. Evet, rakamdan yani bahsediliyor. Düşünün bu 40 pardon 40 yıl boyunca bu ülkenin kaynakları böyle bir mücadele için. Artı can ve nüfus kaybı. O da ayrı bir konu. Çünkü bir insanı öldürüyorsunuz. Çocuk yaşta işte bebeklere kadar öldürdü bu evet. PKK denen biliyorsunuz. Şimdi o kişiden 40 yılda onun çocuğu olacak, onun çocukları hani geriye doğru bayağı bir nüfusta da çok geliyor. Ciddi kayıplarımız oldu. Yani bakın bir basit örnek, işte bu terör yuvası Türkiye'nin içerisinde Kabar bölgesi vardı. Orada terör temizlendikten sonra görüyorsunuz yani çok ciddi bir petrol rezervi olduğu değerlendiriliyor. Üretime geçen kuyular var. Yani bunlar 40 yıl önce de olabilirdi. Doğru. O dönem içerisinde enerjiye harcadığımız para daha az olabilirdi. Yani bunun özel bir aparat olarak emperyal hedefleri doğrultusunda başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği şu anda da devam eden bu terör örgütüne destekleri sayesinde oldu bu iş. Bunun tabii yurt içinde de uzantıları var. Ben biraz önce sorduğunuz soruyu biraz dağıttım. Millet İttifakı'nın değerlendirmek icap ederse eğer. Yani eğer siz seçilemezseniz Millet İttifakı gelirse bütün bu hamleler biter mi sorusu. Şimdi bunu biz bir öngörü olarak ifade etmeyelim. Kendi söyledikleri var. Ben önce bu ittifakın hangi ihtiyaçtan doğduğunu ifade edeyim. Bu ittifak kendi iradeleriyle bir araya gelmiş bir ittifak değil. Peki onu netleştirelim. İşte Amerika'nın destekleriyle, telkinleriyle bu ittifak bir araya getirildi. Bu 6 parti, 7 parti evet. Ne diyorsanız iddiasına siz de mi katılıyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, katılma değil. Zaten öyle olduğu aleni, açık, ortada. Nasıl ortada? Biliyorsunuz şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden henüz seçilmezden evvel bir beyanda bulunmuştu. Türkiye'de artık iktidarları darbeyle değiştiremiyoruz. Orada da sanıyorum 15 Temmuz'un başarısız evet, olması. Ondan kaynaklı. Çünkü ilk defa başarısız oldular. Yani netice itibariyle zaten 15 Temmuz da farklı bir hadise. Yani normal eski ihtilaller veya yeni konsept gibi değil. Bundan sonra Türkiye'de muhalefeti birleştirip destekleyerek hükümeti ve isim vererek Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz dedi. Bunu aleni, hatta geçen gün de yeni bir videosu çıkmış. Biraz daha küstahlaşarak bu işi ifade etmiş. Bunun üzerine normal şartlarda bir araya gelmesi mümkün olmayan siyasi partiler bir araya getirildi. Hatırlayacak olursanız bu
kendilerine Millet İttifakı diyen, Genel Başkanımızın ifadesiyle Zillet İttifakı 13 toplantı yaptı. Takribi 1,5 yılı kapsayan bir süreçte. Ve topluma ele avuca gelen hiçbir şey söylemediler. İşte bir söyledikleri şey güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onun altyapısını hazırlıyoruz, görüşüyoruz falan. Gibi 13 toplantı yaptılar. İlk defa bir karar toplantısı yaptılar. Yani Cumhurbaşkanı adaylarını tespit ettikleri toplantıda ortalık toz duman oldu. Bizim partimizden ayrılan Sayın Akşener o masaya olmadık sözler söyleyerek yani. Peki burada bir çelişki yok mu? Mesela eğer sizin iddianız gibi bunları işte Amerika, işte Batı medeniyeti neyse bir araya getirdiyse, dolayısıyla bu bir araya gelme iradesi o partilerin değilse masadan nasıl kalktı irade kendisi? İlk defa kendi teşkilatlarının durumu gözleyerek, çünkü bunların içerisinde çok sayıda bizim kendi arkadaşlarımız var. Yani daha önce birlikte yol yürüdüğümüz insanlar var. Bunların dünyaya bakışları da çok farklı değil yani. Tabii milliyetçisiyiz. Dolayısıyla yaşananları gördükleri için ciddi manada tabandan itirazlar söz konusuydu. İlk defa kendi iradeleriyle o masadan kalktılar. Ve çok ağır laflar söyleyerek kaldırdılar. Ardından 72 saat geçti. Yani ben ifade ederken belki biraz abes oluyor ama deyim yerindeyse tekme tokat o masaya zorla oturtuldu. Zaten o günkü haleti rüyesi yüzüne de yansıyordu. İşte bu böyle olduğu için bunların kendi iradesiyle bir araya gelmediklerini anlıyoruz. İlave olarak biliyorsunuz Türkiye'de... Peki orada dönüşte baştan hani teşkilattan dolayı masadan kalktı diyorsunuz ya, dönüşte bu sefer teşkilat... Kimseye sormadan yaptılar. Hatırlarsanız... Peki bu iddia mı, bilgi mi? Yani bu Yavuz Ali Ağaralioğlu'nun ifadesi yani... Ona dayanarak. Yani ona dayanarak söylüyorum. Bak hani size... eski arkadaşlarınız da var ya çok iyi partide, acaba böyle bir bilgi de aldınız mı diye soruyorum. Yani o... konuda bir şey ifade etmek doğru olmaz. Çünkü ama aldınız anladığım kadarıyla. Yani netice itibariyle görünen de o. Görünen de o. Çünkü şimdi bakıyorsunuz Meral Akşener hanımefendinin mitinglerini görüyorsunuz. Yani normalde bir teşkilatı var. İşte Erzurum'da bir toplantı yaptı. Yani normalde bir siyasi partinin milletvekili adayının toplantısından daha zayıf. Yani o dönüşten sonra teşkilat arkasında değil diyorsunuz. Duramıyor. Nasıl dursun ki? Yani bir tarafta bütün emperyal güçlerin ortaya koyduğu talepleri yerine getirecek bir ittifak. Diğer tarafta terör örgütlerinin arzu ve isteklerini yerine getirmek için ne diyorlardı onlar? Yayınladıkları bir ortak bildirileri var. İşte deklarasyon mu? Deklarasyonları var. O deklarasyonu alın. Terör örgütünün siyasi partisinin seçim beyannamesini alın. Üst üste koyun. Bir madde fark ediyor. İşte bunun içerisinde yerel yönetimler özerkliği var. Bunun içerisinde terör örgütü ile alakalı olduğu siz için... Siz özellikle bölünme olduğunu mu düşünüyorsunuz? Efendim özellik dediğimiz... Hani yerel yönetiminin güçlendirilmesi mi zaten görüyorsunuz yoksa tamamen özel bölge gibi mi? Irak, Kürdistan bölgesi gibi. Şimdi bu terör örgütünün parti temsilcilerinin ifadeleri ortada. Yani özellik olarak değerlendiriyorlar. Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi gibi. Gibi. Daha önce yapmaya çalıştıkları Suriye'deki kantonlar gibi. Türkiye'de Çukur Hendek eylemlerinde ifade ettikleri, yapmaya çalıştıkları gibi. Bunlar gizli filan değil, açık. Şimdi bu siyasi parti bunlara destek verirken onlara mensup birçok insan bir takım ifadeler bulundu. En sonlarda işte sırrı sakık açıkça söyledi. Kapalı kapılar ardında görüşülenleri milletle paylaşın dedi. Tam o noktada şu düşüncenizi de merak ederim açıkçası. Şimdi Türk toplumunda bu tarz ifadelerin karşılık bulmayıp aksine
oy düşüşüne neden olacağı halde işte terör örgütü liderlerinin çıkıp işte Millet İttifakı'nın destek açıklamaları, hani burada da çelişki yok mu? Normalde hani bir işbirliği varsa bile bunu gizli tutup işte Kandil'den açıklama yapmayıp seçim sonrasına hedeflenmesi gerekmiyor mu? Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bunu iki şeye bağlamak gerekir. Birincisi, bu terör örgütünün Türkiye'de istikrar falan olsun, sağlıklı bir yönetim olsun gibi bir derdi yok. Onların beklentisi, arzusu Türkiye'de kaosun devam etmez. Ya yoksa Türkiye'de güçlü bir hükümet olduğunda bu konuyla alakalı onların böyle bir arzu ve isteği yok. Ama onların Millet İttifakı'na destek açıklamaları Cumhur İttifakı'nın oyunu yükseltmiyor mu? Siyasi olarak yükseltir. Çünkü bunların akıl hocaları Türk milletini tanımıyor. Bakın 15 Temmuz'daki gösterdiği iradeyi hayretle karşıladılar. Öyle değil mi? Yani o zaman akıl hocaları şöyle mi yaklaşıyor sizce? İşte bunlar böyle destek açıklasın. Diğer tarafta biz işte bunlarla anlaşacağız, silahı bırakacağız açıklaması yapsın. Millet de bunlar gelirse terör de bitecek, anlaşmayla, sulhle çözülecek gibi mi? Öyle bir şey yok yani. Hayır yani hedef o mu? Amaç o mu? Akıl hocaların hedefi Türkiye'de istikrarın ortadan kaldırılması. Yok, vatandaşa sunumu açısından söylüyorum bunu. Öyle midir acaba? Yani terör örgütü için onun hiçbir önemi yok. Yani onun hedefleri var. O hedeflere ulaşabilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Yani şu anda düşünün, Türkiye'de terör örgütü çok büyük darbe yemiş, nefes alamaz durumda. Hatta Kandil'den burunlarını çıkaramaz durumdalar. Buna rağmen açıklamaları izleyin. Bu kitleyi motive etmek, efendim, yarınlarla ilgili ümitlerini devam ettirmek için yapılan açıklamalar. Yani bu Zillet İttifakı'nın netice almasını ben öngörmüyorum. Türk milleti bu konuda geleceğini zillete emanet etmez. Bundan eminim. Ama zaten gerek bu ittifakın ardında duran emperyal güçler, gerek terör örgütleri, maksatları Türkiye'de bir karışıklık çıkarmak. Daha önce yaptığı, işte Irak'ta yaptıkları, Suriye'de yaptıkları, Kuzey Afrika'da yaptıkları gibi güçsüz yapılarla. Böyle parçalı yönetim. Yani bir işleri bu. Şimdi Irak'ta yaşandı. 3 milyondan fazla Müslüman katledildi. Ne için yapıldı? Demokrasi götürmek için. Bakın orada demokrasi var mı? Suriye'de iç savaş körüklendi. Hali ortada işte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 4,5 milyona yakın Suriyeli insanı burada misafir ediyor. Bunu başka bir ülkede yapmıyor, yapmaz, yapamaz. Gücü de yetmez. Niyetleri de yok zaten. Yani düşünün, bu arzu edilen şeyi düzeltmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu gayretleri de engellemeye çalışıyorlar. İşte orada bir terör devleti kurulmak üzere bir Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'da müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin benim müttefikim dediği terör örgütüne binlerce tır silah yardımı yaptı. Türkiye, Türk ordusunun beli kırıldı dediği 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir miktar terör örgütü mensubunun tasfiyesi sonucu böyle ifadeler kullanmışlardı. Türk ordusu artık kımıldayamaz, beli kırıldı. Ama Türk milleti, Türk devleti bu 15 Temmuz'dan 3 ay sonra neredeyse çok güçlü bir 3 operasyon yaptı. Ve bu operasyonlar hakikaten dünya savaş tarihine geçebilecek nitelikte, sadece oradaki silahlı unsurlara yapıldı. Bir tane vatandaşın burnu kanamadı. Bu operasyon sadece terör örgütüne karşı yapılmadı. Bu operasyon orada Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen. Bir tane terör örgütü de yoktu. Hem YPG vardı, bir tarafta da IŞİD vardı. Yani ikisi de üretilmiş olan. Ki operasyonlar sayesinde IŞİD'in o batı tarafından şişirilen balonu da patlatıldı. Hani bunlarla mücadele edilemez gibi. Yani
orada kurulmak istenen terör devleti Türk ordusu müdahale etti. Bunun kurulmayacağını, kurulamayacağını iradesini koydu. Bunu işte dediğim gibi Amerika'ya, Rusya'ya, İsrail'e, Avrupa Birliği ülkelerine rağmen yaptı. Onun hemen arkasından biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkeyiz. Buna rağmen bir konsorsiyum oluşturulmuştu. İşte Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan, Mısır, İtalya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu ve Türkiye'nin buradaki hak ve menfaatlerini gasp etmek üzere kurulmuştu. Mavi Vatan kapsamındaki. Mavi Vatan, evet. Bu arada Libya'da meşru hükümet ve o meşru hükümeti devirmek üzere Hafter güçleri arasında bir mücadele mevcuttu. Ki neredeyse de hükümet düşmüştü. Evet. Yani düşmek üzereyken Türkiye bu işe müdahale etti. Orada da Rusya'ya, Amerika'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine rağmen yaptı bunu. Fransa ve Mısır'da özellikle. Evet. Yani dolayısıyla o beli kırılmış olduğunu ifade ettikleri Türk ordusunun yaptığı... Zaferden zafere koşturuyorsunuz, evet. O günden. Peki, tekraren şunu da sorayım. Yani Millet İttifakı gelirse iktidara şayet. Şimdi Türk Devleti'nin de işte hep deriz ya bin yıllık devlet geleneği var, bir devlet hakkı var falan. Siz gerçekten ihtimal veriyor musunuz? Yani isteği o bile olsa, hani bu sizin iddianız elbette ama o iktidarın isteği o bile olsa devlet aklı, devlet yapısı işte atıyorum PKK ile mücadelenin gevşetilmesine, işte Mavi Vatan'daki, Afrika'daki, Türk dünyası ile olan ilişkilerdeki hak ve menfaatlerimizin geriletilmesine, atıyorum işte o Karadeniz'deki artık kullanmaya başladığımız gazın yeni kuyuların açılmasına gelen iktidar hayır dese bile devlet aklı buna müsaade eder mi? Bakın devlet dediğimiz mekanizmanın aklı, iradesi hükümettir. Devletin bir aklı var ama bu akıl yeni ortaya çıkmadı. Bu akıl 5000 yıllık bir akıl. Yani dinlemezse mümkün diyorsunuz. Yapamazsın yani. Neticede bu akılın ortaya koyduğu konsepti hükümetin uygulamaya niyeti olması lazım. Bunlar açıkça söylüyorlar. Ne diyorlar? Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün kurallara uyacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün kararlarına kayıtsız şartsız uyacağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizdeki hak ve menfaatlerinin yanında olacaklarını her beyanda söylüyorlar. Terör örgütlerinin bugün Türk yargısının mahkum ettiği terör örgütü temsilcilerinin serbest bırakacağız diyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı. Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız benimle birlikte olun diyor. Efendim Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız benimle birlikte olun diyor. KHK'dan hüküm giymiş ya da yargılanan terör örgütü mensuplarını, bu içerisinde PKK terör örgütü mensupları da var, FETÖ terör örgütü mensupları da var. Bunların tamamını görevlerine iade edeceğim diyor. Yani bunlar böyle olursa bizim daha önce devletimizin mekanizmalarına sızmış bu yapılar tekrar buraya gelirse bu işler nasıl yapılacak yani? Siz net olarak Millet İttifakı iktidara gelirse küreselcilerin hükümeti olacak diyorsunuz. İşte daha dün zannedersem bir tane yeni açıklamalar var. O zaman şunu anladık. Saha ziyaretlerinizde politikayı nasıl kurdunuz, söylemlerinizin ne olduğunu şu ana kadar konuşmalardan anladık. Peki sahadaki karşılık nasıl? Yani vatandaşla buluşuyoruz. Hani seçim çalışmalarında geçmiş olalım. Dolaşıyorsunuz. Bu anlattıklarınız nasıl karşılık buluyor? İşte Millet İttifakı'nın iddia ettiğiniz gibi küreselcilerin güdümünde bir oluşum olduğu ve ülkenin hak ve menfaatlerinde geriye gidileceği noktasında anlattığınızda vatandaş size hak veriyor mu? Bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nı konuk aldığımda bu konuları sordum. Sahada bunlar karşınıza geliyor mu dediğimde %1'i geçmez. Çok büyük sıkıntı duymuyoruz bu konularda demişti. Buyurun. Şimdi ben siyaseti sahada yapan insanlardan birisiyim. Yaklaşık işte bu aday adaylığı süreci
2008'den itibaren de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu dönem içerisinde birkaç defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin giydirilmiş arabasına rastladım. Muhalefet partileriyle alakalı. Bir başka partiliye de çalışırken ya da bir şey yapar. Yani bunlar vatandaşla falan diyalog kurmuyorlar. Bunların dünyası sosyal medya. O hevesle ifade ettikleri sözler de o sosyal medyadan yansıyan şeyler. Onun için Türkiye'de... Bursa için de aynısını iddia ediyor musunuz? Bursa için daha fazlasını iddia ediyor. Yani dolaşıp esnafın elini sıkma, kahve ziyaretleri, çünkü o tür şeyler geliyor bize de. Ben rast gelmedim. Muhakkak yapılıyordur yani ama... Ama kendilerine yakın yerlere mi gidiyorlar? Yani bilemiyorum orasını. Ben rastlamadım. Diğer arkadaşlarımıza soruyorum. Tek tük rastladıklarını ifade ediyorlar. Şey mi diyorsun? Arabalar dolaşıyor mu diyorsun sadece? İşte arabalar dolaşıyor. Kendileri de muhakkak ki yani şimdi bu sosyal medyanın en önemli marifeti gidiyorsun. Bir yerde bir fotoğraf çektiriyorsun. Tokalaşıyorsun, öpüyorsun falan filan. Çalışmış oluyorsun. Ya tabii şöyle bir yanı da var. Tabii bunu herkes için geçerli. Evet. Bu parti ayırmadan evet, söylüyorum evet, ama. Evet. Şimdi mesela eskiden haberciler, yani bizler bu bunları yansıdı, sunuyorduk. Dolayısıyla mesela Fevzi Zırhlıoğlu işte bugün atıyorum Çekirge'de, şimdi Kükürtlü olduğumuz için orası, evet, Çekirge'de işte mahalle ziyaretinde bulunacak dendiğinde biz gelip, çünkü o zaman cep telefonları bile evet, fotoğraf çekmiyordu. Biz evet, haber yaparsak oluyordu ama biz yok, geldiğimizde de şimdi Fevzi Zırhlıoğlu Çekirge'de işte buluşmuş bir meydan konuşması veya ziyaret. Evet. İşte 10 kişi 20 kişi varsa ilgi görmedi diye yazıyorduk. Ama evet, şimdi dediğiniz gibi yakın plan bir fotoğrafla 15-20 kişiyle bu iş çözülebiliyor ve çok kalabalık denebiliyor. Yani ben milletimi tanıdığımı düşünüyorum. Türk milleti böyle bir şartta göstereceği refleks geleceğine sahip olma refleksidir ve bunu kendileri ifade ediyor. Şimdi bu söylemleriniz hiç itiraz görüyor mu? İtiraz değil. Bizzat insanlar tarafından bize söyleniyor bunlar. Biz onlara anlatmadan evvel bunları kendileri söylüyorlar. Yani bu davranışlar, işte demin de ifade ettiğiniz terör örgütünün bu ittifakın ardında durması, Batı medyasının bu ittifakla ilgili çok methedici şeyler ifade etmesi. Son bir haftadır ama tersi oluyor. Batı medyasındaki bazı dergi ve haber dergilerin yazılarında, işte makalelerinde ya da gazetelerin haberlerinde işte Erdoğan kazanmaya daha yakın söylemleri de başladı. Bu netice öyle olacak tabii. Şimdi Batı'nın bir özelliği var. Önce kendi arzu ve isteklerini en üst perdeden dayatırlar. Başaramayınca bir alt perdeye geçerler. Türkiye eğer bu duruşunu sergilerse, hani bir dönem bütün böyle büyükelçiler, hükümet yetkilileri sıra sıra Türkiye'ye geliyordu ya. Seçimden bir müddet sonra göreceksiniz, bu Batı'nın temsilcileri sıra sıra Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler. Ve yani sonuçları öngördükleri için mi şu an destek ya da işte Erdoğan kazanır diye yazdıklarını düşünüyorsunuz? Sonuçları öngörme değil yani neticede bir gerçek. Yani demin söylediğinize bağlantılı olarak yani destek verdiler ama baktılar olmuyor, şimdi R mi yapıyorlar? Yani yapıları bu. Bu her alanda böyle görüldü yani, tecrübelerimiz onu gösteriyor. Yani bizim tecrübemiz sadece yaşadığımız hayatla ilgili değil, bir geçmiş Türk milletinin önceki devletlerindeki tecrübeler de bunu gösteriyor. Peki siz iktidarın yıpratıcılığı var. Sonuçta evet sizin bir bakanlık göreviniz, cumhurbaşkanlığı görevi yok parti olarak ama ittifakın içinde olunca doğal olarak o eleştirilerin size de gelmesi tabidir. Dolayısıyla ciddi bir hayat pahalılığı var. Yani bunu da kimse inkar edemez. Ekonomi çok rayında gitmiyor. Bu noktada nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz kitleyle, vatandaşla? Şimdi, gerçekten ekonomik olarak vatandaşımız ciddi zorluklar çekiyor. Bunu da ifade ediyorlar. Hepimiz de çekiyoruz aslında. Yani ben bunu şöyle ifade etmeye çalışıyorum insanlarımızla görüşürken. Yani basit değerlendirecek olursak herkes ekmeğinin yarısını kaybetti. Ya da refahının yarısını kaybetti. Fakat burada biraz önce anlattığımız gelecek perspektifimizdeki ümitlerimiz vatandaşımızda da var. Bunları görüyor.
Yani bugün ekmeğimiz azsa yarın artacağını, daha genişleyeceğinin farkındalar. Bir de konuşmaların başında ifade ettim. Bu Batı medeniyetinin karşılığı olan Türk-İslam medeniyetinin bu hadiseye bir de bakış tarzı var. Yani bize dayattıkları bu ihtiyaçların sınırsızlığı doğru değil. Kaynakların kıtlığı doğru değil. Neticede biz bir İslam ülkesiyiz. İslam inancına inanan insanlarız büyük çoğunlukta. Yaratırken rızkıyla yaratırım. Cenab-ı Allah'ın böyle bir buyruğu var. Yani ben yarattığım kullarını rızklarıyla beraber yaratırım diyor. İki, insanlar irade sahibi ve akıl sahibi. Dolayısıyla yani affedersiniz hayvanlar bile belli bir sınıra kadar bir şeyi tüketir. Çok doyunca da kenara geçer. Bazıları onun ölçüsünü kaçırınca çatlar. Ama stokçuluk yapmaz. Yapmaz yani. Netice itibariyle bu pencereden baktığımız zaman eğer eksikse çalışırız, çoğaltabiliriz. Efendim, ihtiyacımız olan şeye ulaşmak için biraz daha gayret edebiliriz. Ama ülkemiz, devletimiz, bayrağımız düşerse bütün bunların hiçbir hükmünün olmadığını en açık şekliyle biraz önce Suriyelilerden bahsederken ifade ettiğimiz gibi zaman zaman ben karşılaşıyorum. Vatandaşlarımız da karşılaşıyordur. Suriye'de iken birçok imkanı olan, hali vakti iyi olan birçok insan ceketinden geldi buraya. Yani bütün bu insanlarımızın ümit ettikleri gelecekle ilgili veya haldeki beklentileri üzerlerinde bir bayrak, altlarında bir vatan olduğu zaman bir şey ifade ediyor. Aksi halde bunlar çok bir şey ifade edemiyor. Zaten bizim özelliğimiz itibariyle biz onlardan kötü duruma düşeriz. Çünkü burada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Böyle sıkıntıya düşenlere tarih boyunca kucak açmış bir medeniyet bu. Başkası bize bunu yapmaz. Ve bizim de öyle bir talebimiz olmaz. Onun için insanlarımız bağımsızlıkları ile alakalı son derece duyarlı. Burada bu insanlarımız hani sessiz çoğunluk denir ya, böyle bir yapıda bu affedersiniz işte sosyal medyada çirkefçe bir yapıya cevap veremiyorlar ya da vermiyorlar. Sosyal medya vurgunuzdan şunu anlıyorum. Şuna da katılıyor musunuz acaba? Sosyal medyada Millet İttifakı daha önde görünüyor paylaşımlarda vesairede Cumhur İttifakı'na göre ama gerçeğin tam tersi olduğu noktasında mı fikriniz? Evet. Yani sosyal medya toplumun takribi %7 ile onunu ilgilendiği ya da orada bulunduğunu biliyoruz. Ya da sık kullandığını diyelim. Yani herkesin yani, bir hesabı var belki. Ama vardır muhakkak ama oradan etkilenen diyelim ya da orada arzu ettiklerini paylaşan diyelim. Bu insanlar zaten seçmen içerisinde de değerlendirdiğimiz zaman işte %10 olur. Bu sosyal medyanın ana firmaları biliyorsunuz gene bu çok uluslu yapının çoğu Amerika'da zaten. İşte ürünleri hatta kendi başkanlarına bile operasyon yapıyorlar. Şimdi ben zaman zaman hissediyorum bir konu oluyor. İşte bu mesela Twitter'da çok kısa bir süre TT oluyor. Bir bakıyorsunuz kayboluyor. Müdahale edilebilir bir alan. İkincisi bu muhalefet Batı tarafından ciddi manada desteklendiği gibi bu konuda yine yabancı mareşli birçok uzman da bunlara hizmet veriyor. Zaten bu hata yaptıkları hataların büyük çoğunu da onlar yaptırıyor bunları. Ajansları. Geçen yani gün sosyal medyada da normalde hak ettiklerinden fazla öne çıkmaları da yine Amerika üzerinden mi yapılıyor? Evet yani işte bot hesap diyorlar. Sahte hesaplar ciddi manada yönetiyorlar. Zaten
bir alışkanlığı bu Batı medeniyetinin, yalan siyaseti. Bir yalan söylüyorlar. Bir de sonra söyledikleri yalana kendileri de inanıyorlar. Oradan bir algı. Tabii böyle bir algı sahada insanlar, siyaset sahada yapılmaya başlanıncaya kadar vardı. Tam o noktada bağlantılı yine sahadaki anlattıklarınızın genel kabul gördüğünü söylediniz. Şu ikinci kısmı da herhalde şöyle özetleyebiliriz. Sosyolojik olarak hani insanların önce barınma, can güvenliği, sonra beslenme derler. Siz de dolayısıyla bunları anlatınca insanlar bizi anlıyor. Ve ileride olur, ekonomi yine düzelir ama öncelik can güvenliği noktasında, barınmaya da ülke güvenliği bu noktada. Bizi anlıyorlar diyorsunuz. Peki muhaliflerle hiç denk geliyor musunuz sahada? Mesela bunları anlattığınızda işte Millet İttifakı'ndan bir partiye, bir bileşene oy verecek bir vatandaş, size itiraz eden, böyle diyaloglarınız oldu mu? İkna edebildikleriniz oldu mu? Onu da merak ediyorum. İtiraz çünkü daha çok yerini de merak ediyoruz. Bursa'da ne oluyor, ne bitiyor? Geçtiğimiz Gemlik'te bir muhtarımızı ziyaret etmiştim. Seçmen kağıtları dağıtılıyor. Bir hanımefendi o sırada girdi içeri. İşte ben kendimi tanıttım falan. O istedim kendisinden. Vermem dedi oy. Yani işte niye filan dedim. İşte siz Tayyip Erdoğan'a destek verdiniz. Onun yıkılmasını engellediniz. Sizin yüzünüzden bunlara devam ediyorlar gibi bir ifade kullandı. Buradan şunu söyleyeyim. Yani benzer birkaç şeyle de karşılaştım yani kendi tanıdığımız insanlardan. Ama ikna edebildiğinizi sanmıyorum. İkna etmek için çok uğraşmadım işin doğrusu. Yani çünkü şöyle bir şey de oluştu değil mi Fevzi Bey? Yani Erdoğan gitsin tarafı öyle bir kemikleşti ki yani uzun belki iktidar 21 yıl ondan dolayı bilmiyorum ama ikna etme şansınız yok diye düşünüyorum. Şimdi şöyle tabii zaten bu konuda sizin ifade ettiğiniz gibi ikna edemeyeceğimiz kitle çok enteresan bir duygu içerisinde davranıyor. Yani Erdoğan gitsin, tamam gitsin. Sonra ne olacak? Önemli değil. Sonrasına bakarız. Gitsin bakarız. Ya bu çok acı bir şey. Bir %25 gibi de totalde böyle bir kitle var. Yani var tabii, olmaz olur mu? Yani netice itibariyle 21 yılın vermiş olduğu bir durum, yapılan propagandalardan etkilenme. Tabii iktidarın yaptığı hataları da buna eklemek lazım. Ya muhakkak tabii yani. Söylem dili özellikle biraz yani, da karşılıklı. Bu kutuplaştırma siyaseti Türkiye'yi yordu biraz. Bu konuda bütün bunlara rağmen ana problemimizin bu coğrafyadaki durum olduğunu vatandaşlarımız anlıyorlar. Bunun diğerleriyle ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakikaten büyük beklentileri var. Tam o noktayı soracaktım. Özellikle Bursa kısmını istiyorum tabii evet. ki. Şimdi hani İYİ Parti kuruldu. Sizden birçok kişi gitti. Sizden ciddi bir geçen seçim için söylüyorum. Oy da kopardı İYİ Parti. Bu son yaşananlardan masaya dönme, kalkma, işte oradaki bir takım şeyler. Size tekrar o oylar dönüyor mu? Nasıl görüyorsunuz? O noktada mesela şeyi de sorayım, bağlantılı, siz birlikte cevap verin. İşte Milliyetçi Hareket Partisi işte bir dönem 3 milletvekili çıkardı ama Bursa'dan. Genelde 2 milletvekili yıllardır birçok seçimde öyle. İşte mesela bu seçimde yine bağlantılı olarak bununla bağlı çünkü sonuçta. Bu sayının düşme riski var mı 1'e? 3'e 4'e çıkma ihtimali var mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani ben sizin de ifade ettiğiniz gibi Bursa'da seçimlerin yakın tarihinde bulunan bir insanım. Ben şartların geçtiğimiz seçime göre daha iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü geçen seçim bu bizden ayrılan İYİ Parti'ye giden insanlar orada bir şeyler olacağını düşünüyorlardı. Bunların giderken ifade ettikleri en önemli şeylerden birisi ülkücülüğün Milliyetçi Hareket Partisi'nde yapılamadığı için giden insanlar oldu. Hatta hatırlarsanız onu daha önce gitmişti de şu anki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Genel Başkanımıza bir mektup yazmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi artık ülkücülüğü temsil etmiyor mealen. Cumhuriyet Halk Partilileştiği için istifa ediyorum demişti.
Ne acı ki şu anki durumu ortada. Şimdi aynı şey bizimden ayrılıp giden arkadaşlarımız için de geçerli. Ülkücü olanlar biraz omurgası serttir. Tükürdüklerini yalamakta zorlanırlar. Ama ben özelde birçok arkadaşımızın bu adaylık mevzusu olduktan sonra beni aradığını, ya artık yapacak bir şeyimiz yok, sen aday oldun mu mecburen vereceğiz gibi değerlendirmelerini çok duydum, çok arkadaşımızdan. Bu bir sebep tabii ki, yani ana sebep bizim adaylığımız değil ama orada yaşadıkları problemleri görüp hayal kırıklığının sonucunda kendilerine böyle bir çıkış yolu ifade ediyorlar. Ben şunu da biliyorum ve inanıyorum. Bunu söylemeyen çok sayıda tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönecek insan da var. Dolayısıyla ben inşallah daha iyi bir netice alacağımızı ümit ediyorum. Ayrıca biz vatandaşlarımızla görüşürken onlardan bir istirhamımız oluyor. Daha doğrusu bu genel başkanımızın bizden talebi ve isteği. Ben aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Son toplantıda genel başkanımız toplantı bittikten sonra sizden bir isteğim var dedi. Ben mecliste oturduğum yerden memnun değilim dedi. Bir tarafımda ülkeye ihanet edenler var. Diğer tarafında da davaya ihanet edenler. Dolayısıyla HDP ve İYİ Parti kastediyorum. Evet, burada oturmak istemiyorum. Artık ne yapıyorsanız. Bir de İYİ Parti'den vekil sayısı da düşük şu anda MHP'nin. Yok. MHP'nin milletvekili daha fazla ama. Pardon yanlış söyledim. HDP'den düşük. HDP'den düşük tabii. O daha da acı verir çünkü. Yani bunu bizzat söyledi. Ve burada oturmak istemiyorum. 28. dönemde burada oturmak istemiyorum. Ona göre çalışın dedi. Biz de vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. 54 yıllık bir siyasi partiyiz. Ve önce ülkem ve milletim diyen bir siyasi partiyiz. Bunu da ispat etmiş bir siyasi partiyiz. Onun için bizi şu terör örgüsü uzantısı partinin de altında bırakıyorsunuz. Artık bırakmayın. Biz bundan rahatsızız. Büyük ihtimalle sizler de rahatsızsınızdır diyoruz. Bunlar da bu konuda bize hak veriyorlar. Peki öngörünüz. Şu an iki vekil var. Daha önce maksimum üç vardı. Yani evet. Çok eski yılları ben bilmiyorum. Hani en azından 90'lardan itibaren. Şimdi son seçime baktığımızda yine MHP'nin iki vekili var ama iki tane de İYİ Parti'de var. Evet. İşte oradan bir dönüş olduğu iddiasındaysanız ya da görüyorsanız bunu ne olabilir MHP? Artı bir iki bölgeden iki vekilin altına düşme riski var mı? Yani bu konuda bizim bir kehanette bulunmamız doğru değil. Ama işte temaslarınızdan bir fikriniz oluşuyordur yani, ya da anketlerden. Geçmiş seçimden çok iyi olduğunu görüyoruz. Ama bunun sayı olarak ne olduğunu değerlendirmek zor. Bizim zaten bu seçim dönemi milletimizden arzumuz bize mümkün olan mecliste en yüksek temsil imkanı vermenizi istiyoruz. Yani gönlümüzden geçen hepsini verirseniz. Yani mesela Bursa için beklentiniz gönlünüzden geçen kaç? Yani bir sınır koymuyorum. Çok şaşıracak olabiliriz yani. Yani üçün dördün de üstüne çıkma beklentiniz var o zaman. Ümidimiz odur. Tabii bu milletimiz karar verecek. Ama bu konuda bizim aday olan bütün arkadaşlarımız gayretle vatandaşımızla görüşüyor. Ben sanıyorum programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toparlıyoruz, evet. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu 14 Mayıs seçimlerindeki 3 temel stratejisini halkımızla paylaşmak istiyorum. O zaman onu finale bırakalım. En sonra bir sorum daha var çünkü. Tabii. Şimdi Bursa şehir olarak genel itibariyle olgun bir şehir. Evet. Yani diğer büyük şehre oranla suç oranları, huzur açısından da iyi bir şehir. Evet. Ortalamalara göre nüfusu anlamında söylüyorum. Siyaseten de Türkiye genelinde olmayan daha olgun bir tavır vardır hep Bursa'da. Dolayısıyla kampanyada dolaşırken hiç gerginlik yaşanıyor mu? Bursa'da çok beklemiyorum da.
Onu da sormuş olayım. Yok, herhangi, bir tatsız bir şey yaşadınız mı? Hiç rastlamadık. Yani zaten bu konuda siyasi seçimlerin siyasi yapısı itibariyle Türk milletinde böyle bir geleneği de yok. Yani hakikaten Türkiye, bakın Batı demokrasileri diye ifade ediliyor. Belki de bu demokrasiyi en iyi uygulayan ülkelerden birisi. Eksiklerimiz var muhakkak ama Batı'yla değerlendirdiğimiz zaman halkımız da bunu içselleştirmiş ve en güzel seçimleri yapan da ülkeyiz biz. Tabii orada katılım oranları çok düşük. Yani sadece katılım bakımından değil, sistemimiz uygun. Yani seçimi siyasi partiler yapıyor ve sayıyor oyları. Yani tamam Yüksek Seçim Kurulu var ama o Yüksek Seçim Kurulu'nun bileşenleri bütün siyasi partiler. Ta sandıktan ilçe seçim kuruluna, ilçe seçim kurulundan Yüksek Seçim Kurulu'na kadar o heyet siyasi partilerin temsilcileri. Başkanı yüksek yargı mensubu ama diğer bütün unsurlar siyasi parti. Yani Yüksek Seçim Kurulu seçime giren partilerden oluşuyor. Peki o zaman niye her seçim sonrası bu? Öncesinde de sandık güvenliği gündeme geliyor. Yok işte oylar çalındı iddiaları gündeme geliyor. Ya bu birazcık propaganda yani. İhtimal vermiyorsunuz. Yani olmaz mı? Olabiliyor. Mesela bundan önce terör örgütünün hakimiyet tabii oradaki konu çok farklı. Diğerlerde bunlar oluyordu, duyuyorduk, hatta görülüyordu. Ama olmaz mı? Olabilir. Ama bunlar seçim sonucunu etkileyecek bir şey olamaz yani. Geneli etkileyemez tabii. Yani münferit hadiseler olur, olmaz diye bir şey yok. Ama hani ne olur işte adam başkasının yerine oy kullanabilir ama bu münferit olur. Yani öyle yaygın bir şey olamaz yani. Dolayısıyla seçmenimiz de bunun farkında ama muhalefetin işte şimdi de başladılar. Hatta garip garip ifadeler de var. Yani uçan boyamız var. Hem de duruma göre uçan boyamız. Ya evet. Yani böyle garip bir iddia var. Cumhur İttifakı'ndakiler uçmuyor. Öbürküler uçuyor. Şimdi Fevzi Zırhlıoğlu eğer seçilir Ankara'ya giderse nasıl bir milletvekili olacak? Hani Bursalıların beklentisi ne olmalı sizden? Ya da sizin hedefiniz ne olacak? Yani benim hedefim uzun zamandır siyaset yapıyorum. Bursa'nın temel problemleriyle de vakıfız. İnsanlarımız da iyi kötü tanırlar beni. Bu işi bir hakkın yapma gayreti içerisinde olacağım. Zaten bu gayreti de gösterirsek insanlarımız da mutlu olur tahmin ediyorum. Ya birinci sırada koyduğunuz bir hedef var mı vekil seçildiğinizde yapmak istediğiniz? Evet, benim hep söylediğim ve İnşallah öyle bir güce de ulaşırız siyasi parti olarak. Bursa'mız Türkiye'nin 4. büyük kenti. Ve genel bütçeye katkısı da çok ciddi. Çünkü ekonomik olarak 2. sıradayız. Bazen evet. 3, bazen 2. Evet. Hatta şimdi yeni teknolojik yatırımların önemli kısımları da Bursa'da gerçekleşiyor. İşte bu TOK, sonra pil fabrikası, başka bir sürü savunma sanayine de yandan çalışan çok firma var. Tabii savunma sanayinin destek veren yan kuruluşlar, daha doğrusu yedek parça veya tedarikçileri çok sayıda başarılı firmamız var ve önümüzdeki süreçte bu katkı belki de çok daha artacak. Ama maalesef genel bütçeden aldığımız pay yeterince değil. Yani 9'da 1'e tekabül eden bir miktar. Kepçeyle verip kaşıkla alıyor Bursa. Yani bu tabii büyük bir katkıdan kaynaklanıyor. Bunun biraz daha iyileştirilmesi halinde Bursa'nın temel birçok probleminin çözüleceğine inanıyorum. İlk hedefiniz o olacak çalışmada. Yani en önemli arzu ettiğim şey bu. Çünkü Bursa hakikaten güzel bir şehir. Ve Bursa'da yaşayan insanlarımız da güzel insanlar. Dediğiniz gibi birçok şehirden daha avantajlı. Bursa bir de sadece Türkiye'nin değil, Osmanlı'nın mozaiği. Evet. Yani Balkanlardan, evet. Kafkaslara. Türk devletlerinin bir modeli burası, Türk dünyasının. Şöyle bir avantajı var Bursa'nın. Bursa'da
Büyük şehirde yaşamak isteyen bir insan onu yaşayabiliyor. Mahalle hayatını küçük bir şehirde yaşama arzusu duyan insan da onu yaşayabiliyor. Böyle bir özelliği var. Başka kırsal şehir... isteyen kırsal da yaşayabiliyor Bursa'da. Evet, yani özellikle dağ yöresi. Evet. Yani böyle bir avantajı olan şehir. Dolayısıyla da insanların diğerlerine göre biraz daha memnun olduğu bir şehir. İşte elimizden geldiğince insanları daha mutlu etmek için gayret edeceğiz. Peki Fevzi Bey, sona geldik. Sonunda illa şunu da söylemek isterim dediğiniz bir şey varsa alalım evet. Ve kapatalım. İşte biraz önce ifade ettiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs seçimlerindeki temel stratejik hedeflerini paylaşmak istiyorum. Birinci stratejik hedefimiz, ilk turda hiçbir tartışmaya mahal kalmaksızın bir oy oranında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçilmesini sağlamak. İkinci stratejik hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki temsil oranını mümkün olan en yüksek seviyeye getirmek. Üçüncü stratejik hedefimiz ise, biliyorsunuz işte Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yönetim sistemine geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kural ve kurumlarıyla işlevliğini artırmak, verimini yükseltmek için anayasamızda bazı düzenlemeler gerekiyor. Ayrıca bu anayasamız çok defa değiştirilmiş olsa da temel itibariyle bir darbe anayasası. 1980 darbesi sonrası çıkarılmış bir anayasa. Onun için Türk milletinin hem sivil hem daha kucaklayıcı ve Türk milletine yakışan iyi bir anayasayı geniş bir mutabakatta çıkarması lazım. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın mecliste nitelikli çoğunluk olan 400 milletvekiline ulaşması için gayret edeceğiz. Hedeflerimiz bunlar. Ben aziz Bursalı hemşehrilerime 14 Mayıs için destek bekliyorum. Bu ülke hepimizin. Genel Başkanımızın ifadesiyle biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra sizde Bursalı hemşehriler. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi, aynı zamanda da işte Bursa'nın milletvekili adayı Sayın Fevzi Zırhlıoğlu'nu ağırladık. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.